Amerika hisse senedi piyasalarında alıcılı bir seyir görüldü. FOMC tutanakları yatırımcılar tarafından yakından takip edilmesine karşın piyasa etkisi sınırlı oldu. Nasdaq endeksi günü yatay tamamlarken Dow Jones ve S&P 500 endekslerinde %0.3 civarında kazanımlar öne çıktı. CDC tarafından yüksek oranda bulaşıcı COVID-19 delta varyantının Amerika'daki baskın tür olduğu belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü, düşük aşılama oranlarına sahip ülkelerin varyantların yayılması için büyük bir risk teşkil ettiğini ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde halk sağlığı önlemlerinin kaldırılmasına karşı aşırı dikkatli olunması gerektiği çağrısında bulundu. Eski başkan Donald Trump, üç büyük teknoloji şirketiyle olan mücadelesini mahkemeye taşıdı. Hukuk uzmanları, cumhuriyetçi seçmenleri ve bağışçıları bir araya getirseler bile başarısız olmalarının neredeyse garanti olduğunu söylüyor. Pekin yönetimi, Amerika'da işlem gören ve çoğunlukla teknoloji şirketleri olan Çinli şirketlerin üzerindeki gözetimini artırıyor. Danıştay, yerli işletmeleri için deniz aşırı piyasalarda işlem görmelerini sağlayan sistem sistemin kurallarının güncelleneceğini, ayrıca sınır ötesi veri akışları ve güvenlik üzerindeki kısıtlamaları sıkılaştıracağını söyledi. Avrupa tarafında genele yayılan alıcılı bir seyir öne çıktı ve DAX, Eurostox 50 ve FTSE 100 endeksleri günü sırasıyla %1.17, %0.64 ve %0.71 oranlarında artıda kapattı. S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörden 9'u günü kazanımlarla sonlandırırken, petrol fiyatlarında görülen geri çekilmeyle birlikte enerji hisseleri seansı %1.73 oranında eksi de tamamladı. Ham ve sanayi sektörlerinde %1 civarında görülen primlerse endeksi yukarı taşıdı. DAX endeksinde yer alan sektörlerin tamamı günü kazanımlarla tamamlarken, endekse en zayıf getiriyi %0.2 oranında gayrimenkul hisseleri sundu. Teknoloji sektörü %2.7'lik yükselişiyle öne çıkarken, altyapı ve sanayi hisselerinde sırasıyla %2.27 ve %1.31 oranlarında görülen primler endeksi destekledi. Ekonomik veri akışının zayıf olduğu bir gün geride bırakıldı. Amerika'da öne çıkan veri, haftalık bazda MBA mortgage başvuruları oldu. Veri, eksi %1.8 seviyesinde gerçekleşti. Avrupa tarafında ise Almanya'nın beklentilerin altında paylaştığı %0.3 oranında daralan Mayıs ayı sanayi üretimi öne çıktı. Yatırımcılar Amerika'nın bugün haftalık bazda paylaşacağı işsizlik başvurularını ve tüketici güven endeksini takip ediyor olacak. Avrupa tarafında ise önemli bir ekonomik veri akışı bulunmamakta. Dolar endeksinde pozitif bir seyir hakimdi. FOMC tutanakları sonrası hafif geri çekilme izlendiyse de çok kalıcı olamadı ve endeks günü 92.656 seviyelerinde sonlandırdı. Euro-Dolar paritesi Amerika açılışı sonrası 1.1782'ye kadar gerileyerek son 3 ayın en düşük seviyelerini test etti. Günün son işlemleri 1.18'in hemen altında gerçekleşti. ECB'nin strateji değerlendirmesi yaptığı toplantının sonuçları üzerinde Lagard'ın bugün açıklama yapması bekleniyor. Enflasyon hedefinde revizyon yapılması muhtemel görünüyor. Japon yeni G10 para birimleri arasında dolar karşısında değer kaybetmeyen iki para biriminden birisi oldu. Gün içinde 110.80 seviyeleri test edildi ancak kapanış 110.60 civarında gerçekleşti. Dolardaki toparlanmaya rağmen altın ve gümüş güçlü kalmaya çalışıyor. Altın salı günü ve dün 1810 dolar seviyesini test etti. Gümüşte ise 100 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 26.50 direnç olarak çalışıyor. Dün de 26.44'e kadar test edildi. Kapanışta altın %0.3 primle 1803 dolar ve gümüş yatay olarak 26.13 dolar seviyelerinde işlem gördü. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen OPEC artı toplantısında Birleşik Arap Emirlikleri'nin itirazları üzerine üretim artışında bir uzlaşmaya varılamaması öncelikle fiyatları yukarı taşısa da birlik içerisindeki uyuşmazlık piyasada stres yaratıyor. Buna paralel olarak petrol fiyatlarında satış baskısı dün de devam etti. WTI petrol %1.9 değer kaybıyla 71.90 dolar ve Brent petrol %1.8 gerilemeyle 73.20 dolar seviyelerinde günü sonlandırdı. Amerikan 10 yıllık tahvil getirisinde daralma dün de devam etti. Açılışta %1.36 seviyelerinden geçen getiri %1.30 seviyelerine kadar geriledi. Amerika seansında açıklanan Fed'in 15-16 Haziran tarihli toplantısının tutanaklarında geçici olarak görülse de enflasyona dair risklerin altı çizildi. Ayrıca gelecek toplantılarda varlık alımlarını azaltma konusunun tartışılacağına dikkat çekildi. Açıklama sonrası tahvil getirilerinde çok fazla hareket olmadı. Amerikan 10 yıllıkta kapanış, 3 bas puan daralmayla %1. 32 seviyesinde oldu. Avrupa tahvillerinde de benzer şekilde alıcıla seyir izlendi. İngiltere, Fransa ve Almanya 10 yıllıklarında yaklaşık 3 ila 3,5 bas puan gerileme görüldü. Gelişmekte olan ülke euro tahvillerinde de genel itibariyle getirilerde gerileme izlendi. Türkiye 2026 euro tahvili 10 cent primle 98.33 ve 2031 vadeli kıymet 25 cent primle 96.97 dolar seviyelerinde işlem gördü. Türkiye 5 yıllık CDS primi yaklaşık yarım bas puan gerileyerek 390.5 seviyelerinde fiyatlandı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.